Merhabalar arkadaşlar. Gamesideapod kanalına hoş geldiniz. The Quarry 19. bölümle karşınızdayım. Bir önceki bölümde üzümlü kekim Ryan'ımı hatam sonucunda ne yazık ki hakkın rahmetine kavuştu. Engelleyemedik de oyunu gir çık yaptım, genel yerden devam etti. Tamamıyla şaşırdım. Efsaneydi. Travis öldü. Herif olan öldü. Ryan öldü. Thanos. Artı bizim tarotçu teyzemiz, ninemiz aslında her şeyin başlangıcı onunla oluyor. 6 sene önce Tylus, yani onun oğlu Beyaz Kurt'muş. Beyaz Kurt onu öldürdüğümüz anda, eğer bulursak öldürdüğümüzde tüm herkes iyileşecek arkadaşlar. Aynen. Şu anda hayatta kalan Kaitlyn var, Abigail var, Jacob var, Dylan var. Başka? O kadar herhalde. Emma öldü, Ryan öldü. Bir kişiye atladım ama. Ha, Nick. Nick de kurt adam oldu. Kafesten çıkan Caleb'tı. Elleri zincirli olan Chris'ti. Yani o yaz kampının sahibi Chris'ti. Kendini zincirlemiş, zincirlerinden kopardı işte. Onlar hep beraber aşağı cumbulop düştüler. The table. Help me. Okay. Well, can't get much worse than it already is, right? Great. Just like the cartoons. It's been off and on all night. Gives us a little time. How do you figure? They don't like water, remember? Right. Oh, we should have just been swimming in the lake all night. And die of hypothermia? No. All right, well, we're good now. Night's not over yet. These fuckers know we're in here, and they're coming back first chance they get. Great news, okay. All right, we gotta get a vantage point. Lan çıksana, yukarı çıkacağız. Nice to put a name to a big mean face. So what, you're like Mr. H's brother, I guess? Who? The big dude from earlier, when you and Ryan went to the radio hut. Mr. H's brother, I guess? Right. Mm-hmm. Var mı bir şey? Jeez, they must be really struggling if they're begging for a dollar. Chris Hackett kampçılar ailelerinden ana bina yenileme masrafı için ek bağış istiyor. Kamp ücretleri zaten bunun için değil mi? Bu para başka ne için harcanıyor olabilir ki? Sakallar. Beraber bu sonuç üstünden gelebiliriz falan diyordu. Dur okuyayım. Sevgili ebeveynler ve vasiler. Annem ve babam 1953'te Aykut Koyeri yaz kampını kurduğunda ulusun dört bir yanındaki çocukların doğa harikalarını yakından görebileceği bir yer yaratmaya başlamıştı. Ve onların mirasını bugüne kadar taşımış olmanın gururunu yaşıyorum. Kampın ana binası kapılarımızı açtığımız ilk günden beri ayakta duruyor. Bu miras ve ana binanın kendisi de artık risk altında. Bir inşaat mühendisinden aldığımız öneriler doğrultusunda duvarların ve şömine bacasının büyük ölçüde onarılması gerektiğini öğrendik. Çocuklarımız tehlikede değil. Bu konuda endişe etmenize gerek yok. Ancak yeni yıldan itibaren katılım başına kamp ücretine %5'lik bir artış yapmamız gerekiyor. İşler zorlaştığında kampımızın sloganı aklıma geliyor. Seni öldürmeyen şey güçlendirir. Bunu düşünerek Aykut Koyeri'yi hiç olmadığı kadar güçlendirebiliriz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Chris Hackett. Neden böyle bir şey yapıyorlar? Çünkü burada adamlara para yetmiyor. Her köşeye bakıyorum çünkü tarot muhabbetin tam konuşurken görmem. Baş rahibe. Eliza 6 yıl önce gezici gösterisinin yangın çıktığında öldürüldü. Hayaleti o zamandan beri Aykut Koyeri'de geziniyor ve ona yaptıklarından dolayı Hackett ailesinin intikam almaya kararlı. Zamanında alevlerde yanık kül olan tarot kartları ona gecenin içinde yol gösteriyor. Fakat niyeti ilk bakışta net bir şekilde anlaşılmayabilir. Valla baş rahip bulduk. Şimdi baş rahibe bulduk. Şimdi çatı katında inziva vakti. Aklıma şarkı geldi. Sandıklar var ama açsanız sandıklara. Burada başka bir şey yok mu? Gerçi tarot bulduk. Tarot önemliydi. O ayna. Başra abi bizim şey ya. Bence Silas'ın annesi işte. O şey falcı. Bobby. Bobby şey ya, iri yarı olan işte. O zaman yeşil şapkayı hiç anlayamadım. How long has this guy been here? Septimus Hackett'ın bu kocaman muhteşem yağlı boya tablosu ana binanın baca sütununda gururla sergileniyor. Dedeleri. A long time ago. Long enough ago that it was okay to have an oil painting made of yourself. I kind of want an oil painting of me now. Maybe I should keep looking. Saldırı hazırlan diyor lan. Son dövüş falan mı olacak acaba? Final boss. İşte buraya bakmadım. Baksana daha bakacak bir sürü yer var. Bunları sınıflara. Poor Ian. Ha bak Ian bu işte. Camp mascot to kick it before camp starts. Ölen kamp maskotu Ian'dan geriye kalan bir ana. Çizimden anlaşılana göre Ian bir koyumuş ama kimse bu yıl onunla tanışamamış. Çünkü Ian oyunun başında 1. bölümde karşımıza çıkan o bilekliği şey olarmış işte. Demek ki şey biz bileklik falan sanmıştık onu koymuş o. Öğrenmiş olduk. Hackett'ın işlerini kötüye gitmeye başladığında Septimus Hackett'ın işin başındaydı. Yıllar önce işler kötüye gittiğinde taş ocağının kapanmasına o sorumluydu. Öğrenmiş. Kanlı tasma. Kampın maskotu olan Ian'ın koyundu. Bir şey onu fırtına sığınağında katletmiş. Chris Hackett'ın Laura ve Max'ın kaçırıldığı akşam kampın maskotu öldürdü. Yani Chris Hackett çözdük ya. Fırtına sığınağında gizlenirken açlığını dindirmek için Ian yedi ama bir işe yaramadı. Şimdi bak anladık olayı. Chris Hackett'ın kampçıların ailelerinden bağış istemesi bu onarımların ilk başta düşündüklerinden daha önemli olabileceğini gösteriyor. Belki de kamp ücretlerinin karşılayabileceğinden daha kötü durumdadır. Bunları açamadık. Açıldıklarımız var. Hindsight sounds about right. We have a camp mascot? Well, no, we did. But you didn't hear? Hear what? He died before we got to camp. Bummer. Hoş gelmiş yeni takipçilerimiz. Yukarısı var. This emblem before. Bir tartışmada atılmış takı. Üzerindeki yazı takının Bobby Hackett'a ait olduğunu gösteriyor. Bir yarı adamın yani. What is it? A ring with a crest on it. Ah, very fancy. You can never pull it off. Sorry. Daha bakacağım. Bunu şeyde gördük ya. Polis istasyonundaki tabloda takvim şeyinde gördük. Laura görmüştü onu. Ama Kaitlyn bunlarla gördü onu bilmiyorum. I remember Mr. H's cheesy ass announcements. Whoa. İşinize yarayabilir ha o. Careful with that. That's a camp relic. Relax. It's dead anyway. Ah. R.I.P. megaphone. Ne bulduk? What's this? Trail cam footage. It's like they're looking for something. Yeah, in Chris's surveillance room. He's storing all the footage. I think you might be right. Çek fotoğraf çek. Aferin kız. Aferin kız, zekisin ha. 6 yıl önce Hackett's ormanındaki vahşi yaşam kameralarının arka tarafından kaydedilmiş görüntüler. O kaseti alamıyor muyum? Dolunay Temmuz 2021. Kanıtları aldık. Bence saldırmaya başlatalım artık ya. Ya kızı oğlum çıksana be. Ne boşluğa yürüyorsun? Başka bir şey yok. Umarım elimiz kaçmaz yine. Every dusk and dawn through the summer. What doesn't kill you make you stronger. We're here to lead the way. That mates for life, we're proud to say. Shout at Stratton, shout out loud. We're Hacketeers. 2 months and you never learn the words? Geliyor mu? Kaka, bacadan geldi. Showtime motherfuckers. Umarım başarılı oluruz. Fuck this whole night. Hala çıplak oyunu. Oyunun yarısını çıplak geçirdi. I just wish I could tell you I'm sorry. More than anything. Fuck. I just wanted one more night. Ya işte. Is that too much to ask for? Al sana bir gece daha. Stop crying, you big baby. Ya var ya. O kim lan? O hangisi ki? Laura mı? Geriyor beni. Koş. Not this time, motherfucker. Fucking idiot. Kopartır oğlum onu. Aa, kopartamadı. Keep it together. Not long till morning. What was that? What the? Oh. Görmedi herhalde. Bekle. Vurdum. Oğlum bu Laura. Evet, bu Laura da olabilir. Yani birisini öldüreceğim, yapacak bir şey yok abi. Laura olabilir. Kulakları biraz şey geldi ama bilmiyorum. Kaitlyn. Oh my god. I gotta help her. I gotta help her. Kiriş bir pencere mi? Kiriş bir pencere mi? Kiriş çok tehlikeli ya. Bence pencere yapalım. Hı? Hiç bilmiyorum. Pencere yapar, oradan çatı matı şey yapar. Çatı katındayız ya. Salak. Basamadım ya. Direkt gitti. Öldü. Ya. Ya var şu basamayınca çıldırıyorum ya. It's been an interesting night, wouldn't you agree? The cycle continues, for some at least. I have to admit, you've disappointed me, but not as much as you could have done. We're bonded now, you and I. And though the full moon will come again, and the curse remains, this night is over. Don't worry. I'll never forget what you did here. But don't you dare ever step foot in Hackett's quarry again. If I see you poking your nose where it doesn't belong, I will never stop haunting you. Wherever you go, I'll be right behind you. The breath on your neck, always just out of sight. If you ever come back, I will haunt you until the day you die. Tehdit etti be. Aa, kartlara da bakmadı ölünce. Ne şimdi oyun? Bu kadar mı? Tabo nasıl ya? Jacob yaşadı. Caleb nasıl kurtuldu? Dylan nasıl kurtuldu? Max günü doğumu tekrar insana dönüşse de Chris Hackett hala hayatta olduğu için kurt adam lanetinden kurtulamadı. Emma ağaç evde kurt adamı Max'ten kurtulmayı başaramadı. Max onu öldürdü. Evet. Ryan Chris'i öldürme fırsatını kullanamadı ve bir zamanlar saygı duyduğu kamp üyesi tarafından öldürüldü. Hackett'ın evdeyken Ryan ve Chris'i ne de Laura'yı vuramayınca Laura Travis'i birbirini kanlı bir şekilde öldürdü. Hackett'ın evindeyken Ryan ve Chris'in de Laura'yı da vuramayınca Laura ve Travis birbirini kanlı bir şekilde öldürdüler. Yara almamış Bobby kurt adama dönüşmüş kardeşi Chris'in saldırısını savuşturmaya başardı. Soğuma hamileleriyle kurt adam Chris'i savuşturan Bobby sayesinde Cedediya Hackett'ın evinde saldırdı, bilmem ne oldu. Boğuşma sırasında Laura suratından vurdu. Chris Hackett'ın kızı olan 6 yıl önceki ucube okuyamadım. Hackett'ların Bodrum'u kurtarmış olmasına rağmen Jacob, Ryan tarafından vurulamayan, uzağa yakalanmayan Jacob ters asılmış idi. Chris'i yamamaktan kurtuldu. Ryan Hackett'ların evini Bodrum'da Laura'nın ikini vurmasını engelledi. Böylece Nick, kurt adam olarak enfekte olan Nick, kurt adama dönüşmeden önce Abigail tarafından vuruldu. Ardından Abigail güvenli fırtına sığınağına... Çok hızlı geçiyor, okuyamıyorum. Lanetten kurtaramadık. Beyaz kurdu nasıl gizem çözülemedi. Güneş doğarken güvende gizlendiği ormanın dönen Tylus bir sonraki dolunayı bekliyor. Aha. Beyaz kurt hayatta işte. Beyaz kurdu öldürseydik herkes kurtulacaktı. Ben bunu bir de oynarım abi. Summer camp tragedy. Freak bear attack. Evet dostlar. Ölünce geri sarma özelliğinin kilidi açıldı. Bu özellik sana The Quarry'de tek bir oynayışı sırasında 3 kez oynanabilir karakterlerden birisinin ölümünü geriye sarma hakkı vererek onu kurtarma fırsatı sunar. 3 canı kullan. 3 canı akıllıca kullan. Ölünce geri sarma özelliğini şimdi etkinleştirilsin mi? Kesinlikle evet. Harika bir özellikmiş bu arada. Ölünce geri sarma özelliğini istediğin zaman aileden menüsünden erişebilirlik bölümünden etkinleştirme devrişi bırakabilirsin. Aa, bölüm seçebiliyorum. On saatte oyun tamamlamışız. Yeah. Tamam, bölüm seçebilmemiz güzel. İzleyen dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Canlı yayınlar Twitch'te, YouTube bölümünün sonu. Evet. 19 bölümde bitirdik arkadaşlar. Biz canlı yayınlarda diğer sonlara da oynayacağız. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.